Secure Contain Protect anlamına gelmeyen Secure Copy komutu, SSH protokolü kullanarak makineler arası kopyalama işlemi gerçekleştirmektedir. Böylece uzaktaki makinelerden dosya kopyalamak ya da onlara dosya göndermek mümkün hale gelmektedir. Sunucu yöneticilerinin işine fazlasıyla yaramaktadır. Sadece sunucular ya da uzaktaki makineler için de değil, elinizin altındaki iki makine arasında dosya aktarımı yaparken de oldukça faydalıdır. Normalde bir dosyayı başka bir bilgisayara taşımak için onu önce bir aracı diske taşır sonra o diskten istediğiniz makineye taşırsınız. Bu bir flash bellek olabileceği gibi bulut deposu da olabilir. Fiziksel cihazlarla taşırken sınırlayıcınız cihazlarınızdır. Yazma ve okuma hızları sizi sınırlar. Flash bellek düşük hızlara sahipse bu sizi epey yavaşlatacaktır. Bulut depoya aktarmada ise karşıya yükleme ve indirme hızları sizi sınırlandıracaktır. Karşıya yükleme hızlarının genel olarak düşük tutulduğu hizmetlerde bu da sizi epey yavaşlatacaktır. Ayrıca bu iki yöntemde de kopyalama işlemini iki kere yapmaktasınız. Secure Copy sayesinde dosyaları aracı bir disk olmadan doğrudan kopyalayabilirsiniz. Uzaktaki bir makineye internet ile bağlanırken karşıya yükleme sizi yine sınırlandıracaktır. Ancak yerel bir bağlantıda modeminiz üzerinden gerçekleşen bu bağlantı internetinizin olup olmadığına bakmayacağı için karşıya yükleme ve indirme hızı sınırı gibi kavramlar olmayacaktır. Modeminizin veri transfer hızı ile sınırlanacaksınız. Elimdeki 2016 model modem bile 300 megabit per second hız verebildiğine göre muhtemelen hız konusunda sıkıntı çekmeyeceğim. Burada sınır makinelerin yazma hızı olacaktır. Secure Copy işlemi nasıl gerçekleştirilir? Kanalda yer alan SSH bağlantısı videosunda anlatılan hizmetler başlatıldıktan ve protokol ile cihazlar tanıtıldıktan sonra SCP komutuyla istediğiniz cihazdaki dilediğiniz dosyayı arzuladığınız yere kopyalayabilirsiniz. Kullanım bakımından komutun normal kopyalama komutundan tek farkı dosya yolu gösterimidir. Diğer cihazdaki bir yolu gösterirken SSH bağlantısında olduğu gibi kullanıcı adı, kuyruklu ağ, Cihazın IP adresi gibi verileri girdikten sonra 2 nokta koyarak o cihazdaki bir yolu gösterebilirsiniz. SSH bağlantısı videosunu çekerken ikinci cihazımda kaydettiğim dosyayı ana makineme taşırken kullandığım komut örneğine bir göz atalım. Görüldüğü üzere Secure Copy kullanımı da oldukça kolay ve faydalıdır. Umarım bu video sizlere faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.